Evet, herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugünkü videomda size tanzikli sütten bahsetmek istiyorum. Anne sütü biliyorsunuz, bebekler doğuyor, işte doğuma emzirmeye başlıyoruz. Emzirmeye başladıktan sonra 3. 4. gün süreç olgunlaşma sürecine geçiyor anne sütü. 10-12 günde belli bir forma ulaşmaya başlıyor. Bu dönemde bazı tanzikli süt dediğimiz şey bu süreçlerde de karşımıza çıkabiliyor ya da bütün emzirme süreci boyunca annenin başının böyle bir sıkıntılı süreci olabiliyor. Şimdi iki neden olabilir. Bir tanesi, şimdi normalde süt olgunlaşma sürecine geçerken bazı annelerin sütü daha yağlı olmuş oluyor ve bazı yerlerde süt birikmeleri olabiliyor. Ya da bu süt birikmelerinin nedeni tam olarak bebek emiyor ama tam göğsü boşaltamadığı dönemlerde göğsünüzün bazı yerlerinde süt birikmelerini görebiliyoruz. O süt birikmesi olduğu zaman da süt kanalınızın, şimdi şey gibi düşünün, bir tane hortumunuz var. Hortumunuzun içi her tarafı tıkandı, böyle incecik bir yerden böyle bir yol boyunca bir açıklığınız var. Su oradan nasıl gelir? Suyu açtığınız zaman belli bir hızla inir ve su şekilde kendini attırarak gelir. Belli bir tanziği vardır. İşte eğer sizin sütünüzün geldiği kanallarda bazı yan noktalarında minik minik tıkanıklıklar söz konusuysa sütünüz tanzikli olabilir. İkinci nedeni, sütünüz gerçekten çok volümlüdür, miktar olarak çoktur. Açtığınız an oksitosin ayarınız da çok fazla olduğu için göğsünüzden böyle süt açtığınızdan fışkırır. Bir bu öyle olabilir. Bir de siz sütün tanzikli olduğunu zannedersiniz ama bebek o kadar volümlü emmeye başlar ki çektiği volümle esasında sanki çok fazla süt geliyormuş gibi hissedersiniz. Bu da tanzikli süt kademesine annelerin söylediği soruların içerisinde genelde bunlar çıkıyor. Şimdi eğer benim göğsümdeki süt bu kadar volümlü geliyorsa, tanzikli geliyorsa birinci yapacağım şey göğsümü elimle muayene etmek. Kolumu kaldıracağım, göğsümün altından başlayıp bütün göğsümü elimle dairesel hareketlerle göğsümü dokunup her tarafını muayene edeceğim. Şimdi elle göğsümüzü muayene etmek normal zamanlarda meme kontrol açısından da önemli ama özellikle emzirme döneminde çok daha önem taşıyor ve özellikle ilk haftalarda. Çünkü sütün göğsünüzden bebeğe gelebilmesi için ve süt olgunlaşma sürecinde ve miktarını belirliyorsunuz. Ve o dönemlerde göğüste süt birikir, siz boşaltırsınız. Angojman dediğimiz süt göğüste toplandığı, göllendiği zamanlar olabilir. Ve bunun arkasından da tanzikli sütü görebiliyoruz. Şimdi o yüzden mutlaka elimle göğsüme hep dokunuyorum. Ve göğsümün şöyle elimi parmaklarımı göğsümde gezdirerek her noktasını kolumun altına doğru, her tarafına doğru bakıyorum. Bir oralarda minik elime bir kitleler geliyor mu? Ya da büyük dolgun kitlemsi bir şey var mı? Farz edin şuramda dokundum, baktım ki buralarda minik minik bezelye gibi topçikler var. Şimdi o zaman ne yapacağım? Bir tane havluyu sıcak suya sokuyorum, sıkıyorum. Göğsümün orasını, göğsümü iyice sıcak kompres yapıyorum. Sonra elimi biraz zeytinyağı sürüyorum. Ya da böyle masaj için kullanılan taşlar vardı ya, böyle yüzde sürülen roll-on gibi böyle. O da olabilir. Onunla ya da elimle, elimi şöyle bir yumruk yapıyorum. Göğsü altından tutup yukarıdan aşağıya doğru o sıcaktan sonra elimde hafif zeytinyağlı yaparak, güzelce masaj yaparak o kanalın orada biriken sütü göğsünüzün ucuna doğru aşağı doğru akmasını ve o sütün oradaki tıkatmış olan yağ kitlesini elimle iyice eze eze süt kanalından aşağı akılmasını sağlıyorum. Ben sıcak yaptım, sıcakla süt kanalları biraz gevşedi. Elimle güzelce masaj yaptım, masajda o kanalın eğer bir tıkanıklık varsa onu yumuşattım iyice. Sonra bebeğimi emziriyorum. Arkasından mutlaka elimle kontrol ediyorum, bakıyorum halen varsa mutlaka pompayla sağma yapıyorum. Hatta göğsümü sağarken üstü hafiften sıcak koyabilirim ve elimle onun üstüne. Ama bakın kitle buradaysa bu üstten yapmıyorum. Kitlenin üstünden meme ucuna doğru yapıyorum. Ona tekrar devam ediyorum hafif hafif masaj yapmaya sağarken de. Sağdım, emzirdim, baktım göğsümde şey. Ondan sonra da biraz soğuk kompres yapıyorum ki o süt tekrar hızlı bir aşağı inip çok daha fazla dolgunluk yaratmasın. Biraz soğuk kompres yaparak da süt kanallarımın eski haline gelmesini, toparlanmasını sağlayarak bir dengeyi sağlıyorum. Ama benim göğsümde böyle bir kitlemsi bir durum yok. Yani sütün yapısı itibariyle böyle tanzikli ise o zaman yapabileceğim birkaç şey var. Çocuğumu ben yatarak emzirebilirim. Ya da koltuk altı pozisyon, futbol topu dediğimiz şekilde emzirebilirim. Bu iki pozisyon süt akışını biraz yavaşlattığı için o zaman bebeğin daha kolay
o sütü toler etmesini sağlayabilir. Normalde emzirme döneminde hep şöyle C şeklinde tutmayı, makaslamayı önermiyoruz. Fakat bu durumda göğsünüzü makaslayarak ya da elinizle göğsünüzü şu aşağıdan yukarı şu şekilde sıkıştırarak göğsünün kahverengi noktasını alttan üstten hafif elinle sıkıştırıp şöyle sıkıştırıp bebeği o şekilde emzirttirebilirim. Yani göğsünü şu şekilde sıktım ve şu şekilde emzirttirebilirim ve böylelikle sıkıştırdığım zaman kahverengi alanı üstten ve alttan gelen süt kanallarının üstüne basınç yaptığım için süt akış hızını elimle kontrol edebilirim. Fakat bunların hepsi sizin için çok zorsa en yapacağınız ve en işe yarayan yöntem emzirmeden bir 10 dakika, bir 10-15 cc kadar sütünüzü sağmaktır. Emzirmeden hemen önce 10-15 cc kadar göğsünüzdeki sütü sağdığınızda hem bu tanzimlerini bazen ön sütünün fazla olmasıysa eğer, o çünkü arkasından kusma yapabilir ve bebek gaz oldu, biraz fazla gazlı olabilir. 10-15 cc'yi biraz önden sağdıktan sonra bebeğimi emzirebilirim. Bazı annelerde, birkaç annede ben rastlamıştım, ben 10-15 dakika hatta 50 cc bile sağsam halen tazikli. Ben onlara diyorum ki biraz 10-15 cc, 20 cc sütünü sağ, sonra yatarak emzir ve elinle makasla. Yani hepsini kombinle. Öyle olunca birazcık daha akış hızını yavaşlatabiliyoruz. Çünkü eğer göğsünüzdeki süt akışı çok tanzikliyse bebeğin orada şöyle bir sıkıntısı oluyor. Yani bebek ağzına geldiği zaman o sütü içmek istemiyor artık. Çünkü içerken hep boğazına kaçmış oluyor. Her seferinde nefes almak için kendini geri çekiyor. Doğal olarak fazla hava yutuyor ve bu sirkülasyon bu şekilde devam ediyor. O yüzden bizim burada dikkat edeceğimiz şey, bebeği güzelce göğsüme yerleştirip vakumlamadan önce biraz sağacağım. Baktım ki halen tazik devam ediyor. Yatarak ve makaslayarak emzirdiğimde bu hızı biraz yavaşlatmış olurum. Eğer böyle bir sorununuz varsa emzirmelerinizi sonrasında bir havlu soğuk suya sokup göğsünüzü 5 dakika soğuk kompreste yapmanızı tavsiye ederim ki süt böyle birden aşağı inmesin ve sonrasında sizi çok da zorlamasın. Evet, sütün azlığı der, çokluğu der, tanzikli olması der ama işte inşallah belli bir normal dereceye gelebilmesi için ufak tefek bu önerileri göz önüne alırsanız muhtemelen göğsünüzdeki süt miktarını yavaş yavaş dengelemiş ve o süreci daha rahat atlatmış olabilirsiniz. Bu arada benim size şeyi de anlatmak istiyorum. Yeni doğan bebeklerde ilk yardım, bebek bakımı ve ilk yardım kitabım var. Bu tip püf noktaların bulunduğu, içinde farklı farklı dönemleriniz için listeler olduğu, işte bebeğin aylık gelişimini takip edebileceğiniz, beslenmesini, uykusunu takip edebileceğiniz bir kitabım da var. Bu kitabımı da alırsanız esasında kafanızda bu tip küçük sorularınız varsa hepsinin cevabını orada bulabilirsiniz. Umarım bu videom siz için faydalı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, kitabımı ola ki almak isterseniz aşağıdaki linke basıp üzerine basarak alışveriş yapmayı yapabilirsiniz. Sorularınız varsa ve bu konuyla ilgili merak ettikleriniz varsa lütfen yorum yazın. Ben bütün yorumlarınızın hepsini tek tek cevaplayacağım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah bebeklerinizi hayal ettiğiniz gibi güzelce doğurur, güzelce emzirir ve çok sağlıklı bir şekilde mutluluklarla büyütürsünüz. Hepinizi öpüyorum.